Simülasyon Tüfte herkese merhaba. Pure Farming 2018'in tam sürümündeyiz. Yarın çıkacak oyun. Çıkıştan önceki tam sürüme ait ilk video olacak bu pazartesi günü. Hemen gönderdiler, sabah geldi. Hemen de ben de işte video çekmeye başlayacağım. Birkaç kez oynadım, girdim, baktım. Hani grafikler nasıl, neler değişmiş diye. Güzel. Ama tabii alfa demoya göre bir downgrade söz konusu hala. Yani oradaki grafikler şu an oyunda yok. Ama şu an ön izleme sürümünde biliyorsun bir facia vardı. Yani olması gereken bir şekilde bize sundular oyunu, tanıtıldı. Yanlıştı. Şimdi o grafikte düz falan düzeltmiş, yeni grafik ayarları falan gelmiş. İlk olarak hikaye modu zaten burada. Hikaye modunda dedemizden bir çiftlik kalıyor. Onun bir hikayesini başlangıçta bize anlatıyor. Daha sonra işte kısıtlı imkanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz sırasıyla. Challenge ekranı zaten burada. Montana, Kolombiya, İtalya, Japonya var. Bölmüşler. Bunları sırasıyla oynuyoruz artık burada. Serbest modda zaten yine Montana, İtalya, Kolombiya, Japonya haritalarında oynuyoruz. Almanya şu an bende niye yok diyeceksiniz. Birkaç tane eklendi daha. Çünkü hani bu review sürümü, farklı bir sürüm. Beta kodu girerek katılıyorsun filan. Çıktığın tabi onlar olacak. Para miktarı 600 binde, en fazla 200 bine indirmişler. Ondan sonra importer zaten modlama desteği gelecek çıkıştan sonra. Multiplayer de gelecek ama çıkışta yok bunlar. Modlama desteğinde başlangıçta tabii 3 boyutlu model, yani traktör, araç vesaire yüklenecek. Onların ayarlamaları yapılacak. Ardından harita editörünü paylaşmak istiyorlar. Böyle bir bilgi var. Modlama tabii PC'de kolay. Konsolda nasıl olacak? Konsolda da şöyle düşünmüşler. PC'de popüler olan modları ücretsiz bir DLC olarak konsolda sunmak istiyorlar. Böyle bir çözüm üretilmiş. Eklentide zaten işte ön sipariş elde ettiğiniz şeyler bu şu an. Ön izlemesinde görmüşsünüz. Birkaç tane yeni pantolon falan geldi. Ayakkabıları zaten değişebilir. Böyle pantolon renklerini falan değiştirebiliyorsunuz. Tişörtleri zaten yine aynı şekilde böyleydi ama şimdi böyle şeyler de var. Tabii ön siparişe gelen o markaların kendi tişörtleri falan da olacak. Ben böyle bir şey yaptım. Şapka falan da hoş oldu. Oyun ayarlarımız zaten burada. Grafik ayarları işte gördüğünüz gibi şu an ultra'da olacak. Çizim mesafesinden 70'te falan geliyor çizim mesafesi. Ürün mesafesinin çizim renderlaması falan onları. Objenin de ayrıntı aralığı falan. 3 oluyor en fazla. Yani bunları arttırınca tabii biraz oyun şu an şöyle diyeyim, ön izleme sürümünden sonraki sürüm, bu inceleme sürümü sonuçta, tam sürümde bir şeyler değişecektir. Stabil çalışmıyor ve takılmalar falan oluyor bazen. Tabii o sistem bağlı ama yine de olmaması gereken şeyler oluyor ama bir sıkıntı yok yani, düşününce grafikleri her şey çözülüyor. Yine burada diğer efekt ayarlarını görüyorsunuz. Radyo desteği zaten var. Radyo adresini buraya giriyorsunuz. İstasyon adını yazıyorsunuz ve hangi şeyde çıksın diye seçiyorsunuz hepsini böyle, hangi haritada çalınsın. Müzik de ekleyebiliyorsunuz otomatik olarak radyo çalmak için. MP3, OGG ve WAV dosyalarını böyle okuyabiliyormuş, çalabiliyormuş. Buradaki şeye giderseniz, varsayılan dizine orada giderseniz orada yükleyebilirsiniz. Olay böyle. Techland'ın çıkaracağı yarın 13 Mart 2018'de PC, PlayStation 4, Xbox One için çıkaracağı bir çiftçilik oyunu. Yeni bir çiftçilik oyunu serisi başlıyor artık. Unity oyun motoruyla geliştiriliyor. Ice Frames adında bir stüdyo geliştiriyor bunu. New Game diyelim burada, My First Farm'la dedemizden kalan çiftliğe geçelim. Şimdi buradaki hikaye şu, çok güzel bir şeydi hazırlamışlar. Sadece ama tabii girişte böyle bir diyalog var, böyle bir seslendirme var. Daha sonra bizi herhangi bir şekilde rahatsız etmiyorlar. Sadece oyunu öğretiyorlar, nasıl yapacağımızı falan gösteriyorlar. Tabii onlar zaten basit şeyler, yani onlardan zorlanmaya gerek bir şey yok. Fotoğraflar falan çok hoş olmuş. Dedemiz yani çok çiftçi işte. Yıllardır çalışmış vesaire. Sonra ölüyor. Tatile de hatta siz gidiyor musunuz işte oraya, tarlada çalışıyorsunuz falan vesaire. Ne olur ya öyle. Yardıma gidiyorsunuz. Ondan sonra bu da geri dönüyor. Özetle böyle. Hemen ben geçeyim. Kariyer modu, bu hikaye modu sırasıyla her şeyi göstermeye çalışırız. Farklı haritalar da var sonuçta. Çünkü yani bir 5 tane harita var. 5 tane haritada birbirinden farklı şeyler var. Koyunlar Montana'da yok ama Almanya'da var. Bir tane tarlamız zaten. Koyunları koca Almanya haritası bir tane tarladan oluşuyor yani. Devasa olması gereken Almanya haritası öyle oluyor. Ama tabi haritanın genişleyeceğini falan biliyoruz. Evet, geldik, evimizdeyiz. Burada V'ye basıp tableti açıyoruz. Burada bize mailler gelecek. Banka kredisiyle alakalı bir durum var. O gelecek. Ardından tabi movement olayını gösterecek bize. Hareket etmeyi falan. Buradan çıkalım. Bu şey, uyuma. Gece yatıyorsunuz. Ortam böyle. Ya bir fark var ama tabii hoşlanmadığım hala grafik şeyleri var, ayrıntıları var. Hani uzaktaki şeyleri böyle bulanık göstermesi normal aslında, gerçekçi. Ama tabii işte birkaç şey daha iyi olabilir dedirtiyor insana ama şu an tatmin ediyor yani. Bir de sabahın köründeyiz. Sabahın köründe doğal olarak ne olur? Hani çok böyle aydınlık olmaz şu an ortam. Yeni yeni güneş doğmuş olacak falan böyle.
Biraz böyle ilerletirsek daha güneşli bir ortamda oynamayız. Mitsubishi L200 burada. Montana'daki işte Zetor, Gomselmaş, biçer dönümüz ve traktörümüz burada. Buraya gidelim önce. Şimdi şu var. Tam durduralım böyle. Güneş artık tepeye doğru çıktı. Tamam. Şimdi yani patates deposunu bul diyor bize. Navigasyon da böyle gösteriyor. Tabletimizde her şeyi görebiliyoruz. Hava durumunu, ne kadar malımız var, mülkümüz var. Hatta işte onları transfer etme olayı da var. Tabii şu an açık değil onlar. İşte araçları kurtarma, onarma vesaire çıkacak hepsi sırasıyla. Görevlerimizi gösteriyor bize. Şöyle gidelim. Yani çiçek böcek eklenmiş zaten. Bitki örtüsü hepsi yoğunluğu falan yüksekte bunların. Ben öyle oynamak istiyorum. Daha iyi oluyor. Burada şeyleri tavşan kafeslerini falan inşa edeceğiz. Tavuk kafeslerini falan yapacağız orada. İleride bir ev var. İşte böyle ineklerin arıları falan buralarda yükselecek. İnşa edeceğiz. Seramız orada. Tarlalarımız burada zaten. Uzaktaki şey böyle görünüyor. Her şey full olsa bile. Şimdi tekrar geri dönmemizi istedi bizden. Geri dönelim ve artık biçmeye başlayalım. Bu videoda böyle parça parça bütün işleri göstermeye çalışacağım. Topladık böyle etrafta olacak yani. Farming simete de var da yumurta topluyoruz altın filan. Altın yumurtası. Altın renkli böyle. Öyle bir şey olmuş. Altın topluyoruz orada. Altın yumurta toplamıyoruz galiba. Yok altın yumurta topluyoruz yani öyle olması lazım. Traktöre binelim. Ya bu Zetor ve Gomsermiş yani Polonyalı, Doğu Avrupalı markalar için var ya bu oyun inanılmaz bir tanıtım fırsatı. Yani düşün şu an Montana'dasın ve sürekli her videoda Zetor'u gösteriyorum size Amerika'da. Özdeşleşti artık Amerika'yla. İnanılmaz yani böyle adamlar herhalde Zetor USA diye bir şey yapsalar. Bu böyle bir bug var arkada da kokpite geçince gösteriyor. Şimdi şunu onaralım. Bilgisayar nerede? Bilgisayar. Hop, yağlar falan orada. Şimdi gönüllerdeki yağ falan değiştirelim bir zaman. Neyse. Onlar alalım 4850 dolar. Paramız gitsin zaten 50 bin dolarımız vardı. Amele gibi çalışacağız o belli zaten. Şimdi tek sorun ne biliyor musunuz? Her şey çözülmüş durumda şu an. Yani çok güzel bir ortam var zaten. Çok güzel özellikler var. Yani oyunu hani beğeniyoruz zaten. Orada bir sıkıntı yok ama tek sıkıntı şu an oyunda bu çıkıştan sonra değişebilir. Hatta ön izleme sürümünden bu yana 300'den fazla iyileştirme ve geliştirme yapıldığını açıkladılar. Ama şu an direksiyon daha hassas, daha fazla, daha böyle ince dönüş yapmamız lazım. Çünkü yani koskoca traktör veya biçer döver gidiyorsun, böyle sürekli sağa sola, mesela gidiyorsun ya böyle, yol dönüyor sonuçta, böyle sürekli sağa sola böyle traktör yatıyor deli gibi. Bu biraz komik bir durum. Bu yani arcade olup olmaması önemli değil, bu sonuçta bir traktör, bir lisanslı bir traktör var. Düzgün bir şekilde kullanılması gerekiyor. Herhalde bunu değiştirirler diye umuyorum ama modlama desteğinde de belki bir şeyler kurcalanır. Göreceğiz. Böyle bırakalım şimdi Zetor'u. Yani çok hızlı durması vesaire tabii bunlar işte arcade oyun olduğu için yani çok küçük bir şey zaten beklemiyoruz. İçeri dövene geçtik. Aynalar çalışmıyor şu an. Ne yazık ki hani ne olacak göreceğiz. Çalışacağı falan belirtilmişti ama dediğimiz gibi yani şu an her şey yeni başlıyor. Toprak dokusunu da göstereceğim. 3 boyut toprak dokuları eklendi. Tabi dinamik arazi değil bu. O anlama gelmiyor. Ama yine de güzel bir şekilde görünüyor. Yani Farming gibi bir şey yani. Tabi her oyunun grafiği ve motoru farklı olduğu için daha farklı görünüyor ortam renkler falan. Acayip bir durum değil mi? Şimdi bak. Bir çiftçilik simülasyonu var. Pure Farming 2018. Unity oyun motoruyla gelişiyor. Farmer DNS var. Farm Expert falan. Silden stüdyosunun yaptığı. Argon oyun motoruyla geçiyor. Yine farklı grafikler, farklı şeyler var. Farming Simulator var. Giants Engine kullanılıyor. Kendi oyun motorları. Getinet Crafts var. C4 Engine diye bir şey var. Teraton tarafından geliştirilen bir oyun motoru. Tamamen 4 farklı birbirine özgün çiftçilik oyunu. Şimdi Red tuşuyla içeride öyle açalım. Z tuşa biliyorsunuz bunu böyle yönetebiliyorsunuz bası tutarak fareyi sağa sola çevirerek. Ondan sonra X ile öndeki dalga iniyoruz, P ile çalıştırıyoruz zaten. Böyle toz moz parçacıklar falan hoş olmuş. Yani biraz şey yerine geldi. Şu açıdan baktığında çok güzel bir bitki örtüsü falan karşılıyor. Çok güzel görünüyor oyun. Yani ben bunu istiyordum yani sonuçta diğer türlü yani o videolarda gördüğünüz hani biraz şeydim yani. Ben oyunu nasıl görmüşüm sen bana nasıl veriyorsun? Yanlış.
Yapma da eğer geç çıkart mesela 2 hafta önce başlasaydı mesela şeyler, değil mi? Ön izleme sürümündeki şeyler. Ama acele edip erken erken çıkan ne önemi oldu? Şimdi haberler yapılsa daha insanlar yine izleyecek, yine görecekti daha iyi bir şekilde. Yani yanlış bir karar. Drone zaten var biliyorsunuz. Hani eğer yine kapsamlı bilgi falan görmek istiyorsanız yine bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Ama zaten oyun her şey tanıtıldı. Hem internet sitesinde hem de Facebook sayfasında, Steam sayfasında falan bir sürü şeyler paylaşıldı. Oyunun ne olduğu ortada yani. Ama tabii genel olarak bir yapaylık söz konusu yani. Yani bu oyunda da çok daha böyle istediğimiz şeyleri göremiyoruz. Toprak dokusu diyebiliriz. Sulardan geçelim şey yapalım falan. Mesela Japonya'da suyun içerisinde tarlayı sabanlıyoruz. Ondan sonra suyun içerisinde çeltikleri hasat ediyoruz ama yani ekiyoruz daha doğrusu. Makineler farklı olsa da ama yani dinamik arazi yok filan. Biraz tadını kaçırtıyor. Bu kariyerde ben devam edeceğim ama yani yine beklemek adına serbest modda diğer şeyleri göstermeye çalışacağım. Japonya, İtalya filan. Videoların başında Pure Farming Montana, Pure Farming İtalya diye böyle devamını getiririz. Aynı konuyla uğraşıyorsak. Evet, araçta kirlenmeye başladı zaten. Balya'da yapacağız ya, balya yapmak lazım. İnekler için yani şimdi istiyorum sırasıyla hepsini yapmayı. Yani böyle bazı dönüşlerde falan böyle bazı yerlere bakarken açılara nedense bir FPS düşüş oluyor anlık. Bunun çözülmesini istiyorum yani şu arkaya bakın çok uzaktaki şeyleri görürüz ya öyle bir sıkıntı oluyor. Hemen de böyle çıktık maşallah çok çok gerçekçi. Hemen traktöre binelim, römorkla boşaltalım ürünleri. Ardından sabanlamam lazım benim, bir şeyleri göstermem lazım. Evet, Z doğru. Şu uzaktaki şeye bakarken neye kasıyor lan bu takılıyor? Sinir etti yani. Oh maşallah. Alfa'da mı da işte bu uzaktaki şeyler biraz daha iyi görünüyordu yani. O yüzden onu beğeniyorum yani sürekli söylüyorum. Öyleydi yani. Şu an inanılmaz hala bir şey var. Bir açıdan bakınca bir yerlere anlık düşme oluyor. Bu direkt tabi dökülme şeyleri eşit oranda artıyor. Ama yine de bu efektler falan güzel yani. Şimdi bunları boşaltalım şuraya. Upgrade etme olayı da var yine. Buraları. E tuşuna basıttığımızda damper kalkıyor ve boşaltıyor. İyi kafaymış yani oraya döktürdü sonra tekrar şey yaptı sanki kurutmaya soktu yani. Öyle bir şey de yapmadı yani. Montan haritasını göstermedim size. Hani tam olarak tekrar göstereyim. Şimdi başlangıçta tabi burasını bize gösteriyor sadece. Burası var. Bir de yukarısı var. Büyük bir harita. En büyük harita bu. En fazla tarla olan harita. En fazla işte sera ve benzeri şeylerin olacağı harita bu. Herhalde işte hani bu tarz yerlerde böyle depolama alanları var.
Harita böyle çok dolu dolu zaten. Her yerde bir şeyler var, böyle bir sultan koymuşlar, şöyle su kulesi falan böyle görüyorsunuz. Sürolar falan var etrafta. Ha, burada tren istasyonu falan vardı aynen. Nepatezler için depo falan var burada, ambar. Müzikler falan geliyor etraftan. Buraya girip dökelim. Satacağız yani. Ne kadar para kazanacağız? Çok az. 1692 dolar kazandık. Daha bitmedi ki hepsini. Mesela şu tarlada şimdi bir sabanlama yapılmış. Görüyorsun, bu toprak dokusu böyle olacak yani sabanlarken. Tabi üzerinden geçerken ezilmiyor işte. O ezilse zaten o zaman bir dinamik arazi olayına giriyor. Bir etkisi de olmuyor zaten. Yani bu sabanlamış bir tarla yani. Bu 7000 dolar. Bizim değil. Bu arada akşam oldu oyunda. Saat 5 değil 6 oldu hatta. Hava kararacak birazdan. Yarım kalan tarlayı da biçelim, oraya satalım. Gördüğünüz gibi şimdi burada bir mavi oldu orası. Artık onu kullanabiliriz. Yani gece yatabiliriz direkt. Geceyi görmeyiz. Tabi zaman da zandırıp hani orada yine gece yatabiliyoruz. Orada sadece bir ayrı bir panel yapılmış. Bu arada şunu söyleyeceğim. Şimdi Türkçe değil oyun. Türkçe olması gereken bir oyun aslında. Bu kadar ilgi varken işte, bir de zaten çok sevilen bir oyun türü. Yok ama şöyle bir şey yapın yani, satışa bağlı bunun Türkçe olup olmaması, çünkü güven yok demek ki, güvenmedikleri için de Türkçe'yi koymadılar. Yani olması gereken bir şeydi ama olmadı. Çıkıştan sonra satışa göre değerlendireceğiz denilmişti. Yani şunu yapın ya, Facebook sayfalarında eğer gönderin altında neden Türkçe değil, Türkçe olması gerektiğini falan yazabilirsin. Hem Türkçe'ye hem İngilizce'ye fark etmez, sonuçta Türkçe geçiyor da görüyorlar onu. Yani bunu yaparsa herkes ne kadar çok sık yazarsan hani o kadar çok hani istenildiğini falan anlayacaklardır. Bir baskı kurulabilir üzerinde. O yüzden hani bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yani çözebilir bunu. Steam başlıklarında falan yazabilirsiniz. Paylaştıkları gönderinin altında işte YouTube'daki videolarına falan, Twitter'daki şeylerine mesaj atabilirsiniz. Hani mail atın gerekirse, hani bunu yapın. Yani herkes bir şey diyebilir yani, sadece tek kişinin yazmasıyla bir şey olmuyor. Evet, Orozun sesiyle uyandık sabahın köründe yine 6 saat. Bayağı da şey, ne yaptık bütün gece, uyuduk mu ya? Sesler geliyor içinden geçerken. İçeride verdi malum. Evet, bitti. Hepsini döktüm şu an. Böyle yanaştıralım, içeride böyle yıkarız sonra zaten. Yıkama sistemi var. Koyabiliyorsunuz. Hop, bir dakika çalıştırdım. Yıkama sistemini koyabiliyorsunuz. Hatta vardı sanki şurada ya, diyebiliyorum. Aynen bu. Mesela şöyle. Zaten bir suçla 200 temiz duruyor yani. Tekrar bunları satmaya götürelim. Evet, ikinci kez geldim yine. Toplam satmam gereken miktar vardı, onu doldurmam gerekiyordu. Şu an itibariyle doldurmuş durumda. 250 puan daha kazandım. 1677 dolar kazandım bu asattan. İkinci Romork'taki. Herhalde işte saban, mibzer gibi şeyleri bize aldıracak. Son kalan paramızı da oraya harcayacağız. Ya lan, kariyerdeyiz. Bütün harita kısıtlı ya, böyle iş mi olur? Hadi bakalım. Şimdi geldik. Güzel. Nasıl? O pek. Evet. Geldik. Evet. Oraya gidelim. Vardı.
Ne alayım, ne alayım? Ha, sıpma, su tankı alacağız, ilaç şeyi alacağız. Bunları alacak paramız yok. Makinelerin hepsi zaten burada. Landini, JCB, Agromaş, McCormick, Zetor zaten var. Burada bütün şeyle Gomselmaş biçer döveri, Agromaş biçer döveri. Yine daha farklı versiyonu. Gomselmaş'ın kenevirleri biçmek için gereken makinesi, sludge makinesi gibi, aynı zaten çok hoş olay. Redlands'in işte çeltik biçme makinesi, biçer döver normalde, ama normalde onların kendi şeyi kullanıyor, Japonya'daki marka. Gregor isimli zeytin ve üzümleri toplama makinesi ve Skyburn'de kahveleri asetmeye yarıyor. Bu da traktöre takılan yine zeytin ve şeyi biçebileceğimiz, toplayabileceğimiz makine. Daha ucuz, onu alırız başta. Römorklarımız zaten burada. Şimdi sipmayı alacağız. Bunu 7190 dolar alacağız, su tankını. Herhalde bize bir şey başlatacak. Ondan sonra ne demişlerdi? Bir de akpil, ha? Akpil set spray. Tamam. Tamam, buraya da geldi zaten şey alma. Yani bu ilaç makinesini de aldık. Tamam. Yeni bir şey oldu. Yan görevler başladı. Bize diyor ki çiftçiyi bul diyor orada. Herhalde bunlarla bir şey yapacağız. Ona para kazanacağız. Evet, öyle bir şey olacak zaten. Bir şey çalışıyor ama çözemedim. İçeride herhalde. Bunu park edelim. Ben alırım sonra bunu. Önce bir bulalım şu çiftçiyi ya. Yardım edelim çiftçiye. Cebimizde 5 kuruş para yok ama yine de makine alıp işte bir başlattık, bir iş başlattık yani. Gördüğünüz gibi bir girişim yaptık burada. Hop, yavaş. Çok gerçekçi sürüşü sayesinde. Bu ne be? Domuz, ha, domuz şeyi, tamam. Burada ne yapıyor? Direkt adamın kapısının önüne traktöre daldık. Evet, geldik. Ne derdi varmış adamda. Vallahi tipik bir Amerikan şeyi, evi yapmışlar işte, gördüğünüz gibi. Şimdi Sipma'yla su tankını dolduracağız. Sonra bunun bahçesi varmış. Orayı sulayacağız. Sonra tekrar ilaç şey yapacağız, ilaçlayacağız. Böyle bir şey var, görev var. 10 bin dolar alacağız bundan. Harika. İyi. Çizmeler güzelmiş. Tamam, yapalım biz. İş. Dur. Şurası zaten tarlası ya. Böyle ufak göllerin yanında ya, su depoları falan, su tankları falan var. Oradan dolduruyoruz. Sonra suluyoruz. Bir de sonra ilaçlayacağız. Elma bahçesi var. Elma ağaçları var burada. Güzel. Değil mi böyle? Güzel yani. Burası değil. Diğer taraf. Bu ne be? Ha, güneş panelleri. Tamam. Su grafiklerini beğenmiyorum. Çok kötü duruyor. Onu söyleyeyim. Şimdi başıma bir şey geldi yani, bu traktöre giderken doldurdum tankı. Çitin üzerine çıktım. Bir saattir orada kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü yani çarpışma şeyleri oyunda biraz sıkıntılı. Bir de zaten çok berbat bir sürüş olunca haliyle kullanamıyorsun bu traktörü. Şimdi buradaki tankı dolduracağız. Otomatik olarak herhalde bir sulama sistemi var burada. O buraları sulayacak. Damla sulama tarzında bir şey. Şöyle buraya gelip transferi gerçekleştirelim. Boşalttık. Tamam. Şimdi diğer şeyi alacağız. İlaç atma tankını, ama önce bir şöyle bunu bırakalım buraya. Yani başınıza gelmeyen şey kalmıyor bir şey yapmaya çalışırken. Bu da garipmiş yani. Ama çok dikkatli oyun yani, bazı yerlerde böyle takıldı mı oyun, bir yerde araç maraç ekipman
zor kurtarıyorsunuz. Yani suya düşmedikçe aracı kurtaramıyorsunuz. Recover şeyi var ama kurtaramıyorsunuz yani düşmedikçe. O yüzden sıkıntı oluyor. Burada gübreyi de dolduralım. Top ne yapıyorsun? Bir anda doldurduk. Anında aldı ya, çekti böyle. Abi burada da ilaç atacağız. Tamam. Sulama sistemi sadece. Ağaçlar şimdi yetiştirme olayı nasıl? Onu merak ediyorum. Bak şimdi suları gördüğünüz gibi damla sulamayı hani böyle suluyor. Vallahi iyiymiş yani. Damla sulama değil de. Yani bir su sistemi işte fışkiyeli. Şimdi ilaç atıyoruz ağaçlara. Elma ağaçlarına. Güzel olmuş ya. İyiymiş yani, o şeyi görmem hoşuma gitti benim. Çünkü onlar vardı. Alfa demoda hatta sormuştunuz. Kullanılacak mı diye. Bak doldurduk tankı. Hemen burayı suladı. Tabi o suları efekt olarak pek göremiyorsunuz yerde merde. Öyle şeyler yok tabi. Oyunda tabi yağmur olayı var ama yani mevsim eksikliği var oyunda eklenmesi gereken. Şu an haritada sulanan ağaçları da gösteriyor bize. Bu da güzel olmuş. Her şey yüksekte olunca oyun daha güzel görünüyor. Hem toprak dokusu hem ağaçlar falan gölgeleri bölgeleri. Bitki örtüsünün yoğunluğuyla birlikte şey, görüntüsü uzaktaki şeylerin kenar yumuşatması falan açık olunca daha güzel görünüyor oyun. Sürekli bir mail trafiği nedir ya? Sürekli bir şey geliyor oyunda. Ya şurada takıldım ben. Şu aşağıda L200 ile ancak burada çıkararak şey yaptık orada ya. Burada kırdık. İleri geri, ileri geri, ileri geri anca çıkarabildik. Mibzer var. Mibzerle ekeceğiz. Tabanlarımız bizim buradaymış ya. Vallahi görmedim ben. Lan bildiğin zannettim ki şey orada da devam edeceğiz ilaçlamaya. Meğerse bizim burası şeymiş ya. Tohumlar moğumlar da burada şey. Bunları böyle bırakıp sabanlama olayı ve mibzerleme olayına gireceğiz. Bir sonraki videoda ona devam ederiz. Pure Farming 2018'in tam sürümü böyle. Yani çözülmeyecek sorunlar yok oyunda, çözülecek şeyler var. Hani bundan sonra da güncelleme falan haberleri takip edersiniz yine son gelişmeleri vesaire. Modları merak ediyoruz zaten oyunda ne olacak, nasıl modlar gelecek, yeni markaların yani lisanssız tabii eklenecek modlar da yani. Bir şeyler yapmaya çalışır millet. Yeni farklı bir oyundan bir şeyler denemeye çalışır. Merak eden ama ben daha çok harita olayını merak ediyorum. Bir de yani belki işte bu nasıl olur yani modlamada ne kadar şey olacak hani bu script olayına falan girilir mi? Daha işte tek istediğim daha iyi bir sürüş olsun oyunda. Daha iyi bir fizik olabilir mi yani bunu sunarlar mı, imkan tanınır mı onları göreceğiz. Türkçe dil desteği için dediğim gibi videonun ortasında yazmanız lazım sürekli. Küfür etmeden, hakaret etmeden onlara. O yüzden öyle yaparsanız ilginin hani sürekli böyle kalması oyunda Türklerin hani konuşulur, bir şeyler olur tekrar. Satışlar zaten önemli. Satışlara göre artık önümüzdeki haftalarda, aylarda Türkçe desteğini görebiliriz belki. Görüşmek üzere diyelim. Video açıklamasına her şeye ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.